Kerem. Ben sana sormadan bir şey yaptım. Yap sana serbest. Sen hizmetçiye kızdın ya. Kadın çizimlerimi gördü. Ben bir tek sana gösteriyorum onları. Dağılmış odama. Tabii kızacağım. İşte şimdi kesin bana da kızacaksın. Ne alaka? Senin çizimlerini gönderdim. Nereye? Galip Tekin'e. Nereden çıktı bu ya? Senin yüzünden rezil olacağım. Lan dalga geçecek çizimlerimle. Ciddiye almıyorsun ama hakikaten ne çiziyorsun oğlum? Bırak ya. Adam olumlu bir şeyler derse ikna olursun belki. Belki. Birincinin olmaması, ikincinin olması için uğraşıyorum zaten. Bu okulda aklı başında insanlar da var demek ki. Günaydın gençler. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Nasıl gidiyor Barış? Çalışıyorum hocam. Aferin. Yalnız bize saha lazım. Ben Zeynep'le çalışacağım da biraz. Ben tek foto çalışırım hocam. İyi de işte bize bütün saha lazım. Bütün saha mı? Peki. Teşekkürler. Branşın neydi senin? Branş derken? Jale Hoca bana koştuğunu söyledi. Koşuyorum. Yani öyle koşuyorum ben. Serbest olabilir. Var mı serbest branş? Serbest. Var. Sabahleyin yolda koşarken serbestti mesela. Ya branş derken şunu demek istiyorum. Yani kısa mesafe 100 metre, 200 metre. Sonra uzun mesafe, cross, maraton. Ya ben hepsini koşuyorum hocam. Anladım. Karışık stil. Bunlarla mı koşacaksın? Evet. Çıkarayım mı? Aslında Afrika'da var çıplak ayakla koşan maratoncular ama yok kalsın. Bence de kalsın. O halde şu çizginin başına geç. Düdükle. Hazır. Bir daha koş bakayım. Hazır. Biraz dinlen, bir daha yapacağız. Saat kaç oldu? Bugün okula gitmiyorsun, unuttun mu? Of. Ama bütün gün boş geçirmek yok, ona göre. Ne yapacağım peki? Bilmem. Babanın sayfasıyla ilgilenebilirsin. Hani yarım kalan, hı? Sen nereye gidiyorsun? Yapım şirketine görüşmeye. İyi, bizi mi başlıyorsun? Bakalım. Hadi bir şans öpücüğü ver bana. Of. Hadi, unutma konuştuklarımızı. Tamam?
Benim biraz atletizm okumam lazım. Ondan sonra da bir çalışma programı çıkartacağım. Hızlı mıyım peki hocam? Yani hiç fena değil. Ders başlıyor. Ben bir olimpiyat rekoru kırar gelirim. Görüşürüz. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Yani kim olsa aynı şey yapardı. Diyeceğim ama burası öyle bir yer değil, değil mi? Evet, değil. Burası Kerem'in çöplüğü. Ona kimse karşı çıkamaz bu okulda. Sen ne yaptın peki? Yani sonuçta kuyruğuna basmışsın adamı. Arabasını çizdim. Arabasını çok sever beyefendi. Ona bir şey yapamıyorum. En azından arabasından alır mıncımı dedim. İyi de niye öyle bir şey yaptın durup dururken? Durup dururken mi? İlk yıl 4 kere dayak yedim. Ayakkabılarımı çatıya attı. Sonra 2 kez üniformamı yaktı. İkinci yıl 9 kere dayak yedim. Sağ olsun bu sefer yüzüme vurmadı tabii. Kaburgalarıma çalıştı. Annemlerden habersiz doktora gittim. 2 kaburgam çatlamış. 2 hafta boyunca acıdan ağladım. Sonra geçen... Tamam, tamam anlatma ne olursun. Bu ne ya? Kız kardeşim... Bu yıl başladı okula. En son geçen hafta onun önünde ayakkabılarını bağlattı bana. Ya iyi de sen niye Zahal Hoca'ya gitmiyorsun? Şaka yapıyorsun herhalde. Şimdiye kadar Kerem'e müdüre şikayet edip de okulda kalan olmadı. Hayır canım, Zahal teyze öyle bir şey yapmaz. Yani saçmalama. Zahal teyzen yapmıyor zaten. Kerem yapıyor. Bu anlattıklarım sadece benim başıma gelenler bu arada. Şimdi çık koridora, sor birini. Onlar sana daha neler anlatacaklar. O yüzden dikkatli ol. Bir kere radara girdin sonuçta. Of. Özür diliyor musun? Dilemiyorum. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.